Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Lütfü Arıboğan, 27 Mayıs'taki seçim öncesi Samsun'a geldi. Başkan Arıboğan'a Samsun'daki ziyaretlerinde Bahçeşehir Kolejleri İcra Kurulu Başkanı ve Arıboğan'ın listesinde yer alan Hüseyin Yücel, Samsun Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Savaş Boyar'la Samsunlu iş adamı Galip Asal eşlik etti. İşte resmi sonra İlker Spor'da genel müdürlük yaptım 8 yıl. Sonra kısmetmiş futbola geçtim. İlk olarak Canik Belediye Başkanı Osman Genci makamında ziyaret eden Lütfi Arıboğan, burada projelerinin bir kısmından bahsetti. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ndeki Samsun Canik Belediye Spor yönetimiyle de bir araya geldi. Gücümüzü yaparken böyle bir şey oldu. 23 yıl sonra mevcut başkan bırakma kararı aldı. Kısa sürede de bir ay bir seçim kararı aldı. Biz de zaten dostlarımızla böyle bir şey düşünüyorduk. Sporun içinde olan, bize destek olan dostlarımız var. Ankara'da, burada, İstanbul'da Galip kardeşim gibi. Hüseyin Yücel kardeşim de Yemberli'nin oğlu, aynı zamanda benim yönetim kurulunda. Aynı zamanda Karadeniz temsilcimiz bizim. İnşallah işte yüzümüzün hakkına çıkarsak basketboldan biraz felsefeyi değiştiren, kulüpleri öne alan. Hani ben özellikle futbolda basketbol yöneticisiyken de şu anda basketbolda Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi'ni, Euro Ligi kulüpler yönetiyor. Bu renkteydi kulüpler yönetiyorlar. Ben onun kurucularından. Ardından Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi'ndeki SES Okulları 55 Gençlik Spor Kulübü'nün ameliyat olan başkanı Cantu Keskin Demir'i evinde ziyaret eden Lütfü Arıboğan bu kulüpten de destek istedi. Karşıda olsanız da hiç problem değil. Sonuç olarak basketbol. Basketbolda yani iyisi evet. Kim? Ne yapacaksa artık geçti. Evet. Yani son iki sezondur zaten uzatma oynanıyor artık. Ne kadar bir sürede? Bu bugün bitiyorsa da. Haber Medya Grubu ziyaret ederek Samsun turuna devam eden Lütfü Arıboğan'a Haber Medya İcra Kurulu İdari Başkanı Ahmet Şen Ocak Medya Plaza'yı gezdirdi. Zaten yerine geçeceğiz. Az önce bir sürü de görüştük, onayını aldık. Evet. 103.5 Haber Radyo'da canlı olarak Samsunlara seslenen Arıboğan, HaberAks TV Haber Şefi Duygu Eker'in sunduğu Ajans Gündem programında da canlı yayın konuğu olarak katıldı. İlk gelişiniz mi Samsun'dan yoksa daha önce gelmiş miydiniz? Daha önce de gelmiştim. Daha önce Futbol Federasyonu Başkan Vekiliyken de geliyordum ama birkaç senedir ihmal ediyordum. O nedenle çok keyifli bir gün geçiriyorum Samsun'da. Çok etkilendim. Evet. Bir yerel medya grubu gibi görünmüyor. Ulusal bir medya grubu gibi görünüyor. Zaten değerli Adnan Başkan böyle bir ortam oluşturmuş. Hakikaten çok etkileyici. Şimdi programdan hemen sonra sizin de söylediğiniz gibi üst katları da gezeceğim. Bu bile Samsun'un nasıl bir şehir olduğunu, vizyonunun ne olduğunu gösteriyor açıkçası. Çok etkilendim. Radyo stüdyonuz da çok iyi. Bu stüdyoda çok iyi. Birçok ulusal kanalda olmayan imkanlar burada var. Tebrik ediyorum emeğe geçen herkese. Son olarak da Samsun Spor Kulübü'ne giden Arıboğan ve beraberindekiler Başkan Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. Başkanım, size verdiği... Sen uzun uca geç.